Tavuk mıyız? Evet, çiçeğiz, çiçek. Süper, nice. Brocuk, Tamam. sendeyiz. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim kardeşim. Merhabalar herkese. Bir Red Team serüveni isminde bir sunum yapacağım bu süreç zarfında. Genel anlamda az önce de bir örneğini yaşadık biliyorsunuz. Özellikle sunum yapanlarda bu tarz şeyler mevzular çok karşı karşıya geliyor. Murphy kanunları. Bu Red Team serüveni hikayesiyle alakalı da bir kanunu tabii ki var bu arkadaşın. Er ya da geç olası en kötü koşullar zincirlemesi vuku bulacaktır diye. Red Team ile ilişkili olarak böyle bir mesajı da mevcutmuş. Onu da bu tarafa eklemiş oldum. Kendimden bahsedeyim çok kısa tanımayan arkadaşlar için. Kıdemli siber güvenlik danışmanı diyebilirim. Genel anlamda özetlemek için. CyberCode bilişim firmasında şu an uygulama güvenliği departmanında yöneticilik olarak çalışmakta bulunuyorum. Ve bana bir şekilde sosyal medya üzerinden erişmek isteyenler olursa da daha sonradan linklerinde paylaştığı bu şey slide üzerinden de görebilirsiniz adresleri. Şimdi anlatacağımız konuyla alakalı bir ajandanın üzerinden geçerken başlıklar kabaca aslında içeriği biraz bize işaret ediyor olacak. Red Team nedir, ne değildir? Genelde zaten Red Team'in ne olduğuyla alakalı çok fazla piyasada şeyler var, açıklamalar. Ben daha çok ne olmadığından bahsetmek istiyorum. Ve bununla ilgili kurumların bu hizmeti almasından yana aslında beklentilerinin ne olması ve bunu gerçekten kendi içlerinde değerlendirilebilecek, katma değer sağlayabilecek bir hizmet haline uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir takım argümanlardan bahsediyor olacağım. Tabii ki bu verilmesi istenilen hizmetin içerisinde, Red Team hizmeti içerisinde de bir takım yaklaşım ve izlenilmesi gereken bazı ilkeler mevcut. Onlardan bahsediyor olacağız. Bir senaryo ile aslında bunu şekillendirip daha sonrasında da çeşitli aslında taktiksel kısımlardan bahsediyor olacak bu sunumun içerisinde. Şimdi burada tabii bazı başlıklar genel anlamda aslında pentest'i bir şekilde sanki çağrıştırıyormuş gibi izlenim veriyor ama benim anlatacağım daha çok Red Team çerçevesindeki kendi üzerindeki olan taktikleri ve detayları olmuş olacak. Nasıl uygulandığı veya ne tipte taktiklere dikkat edilmesi gerektiğiyle alakalı. İşte bunlardan keza bilgi toplama, sosyal mühendisliği gibi alanlar daha çok işte Red Team özelinde neler buralarda püf noktaları onları göreceğiz. Yani bir pentest sunumundan bahsetmiyorum şu ajandayı normal gördüğünüz gibi. Tabii bu arada yani maksadım aslında çok çeşitli böyle araçları bu tarafta anlatıp da hani buradan sadece araç anlatıp gidiyor olmak da değil. Bu sonuçta hem hizmeti sağlayan kişilere yani müşterilere bir faydası olmayacağı gibi bize de veya sizlere de bir faydası olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki değineceğim kullanılan bazı araçlarda ama maksadım bu tarafta en azından araçları anlatmak yerine metodolojileri işte çeşitli yöntem püf noktalarının ne olduklarını hissettirmek olacak. Tabii bunların genelde aslında çoğunun bu sunum içerisinde hazırlayan ben olduğum için benim yöntemlerim veya kullandığım araçlar diye özetleyebilirim. Belki sizler için hani farklı veya hani uygun görmediğiniz bir takım şeyler olabilir. Ama hani tabii ki buna sadece saygı duyabilirim ve şu anda hani mikrofon bende olduğu için yapacak bir şey yok maalesef. Red Team ne değildir ondan bahsedelim. Yani genel anlamda insanların kafasında böyle bir işte o askeri düzendeki böyle bir formatta düşmana karşı gerçekleştirilecek bir saldırı ve buradan da bir düşmanı mağlubiyete uğratmak gibi bir algı oluşuyor. Red Team dolayısıyla kesinlikle bu mertebedeki aslında bir şey değil, hizmet değil.
bundan tam net olarak aslında değinmek veya bu farkında olmak lazım. Bu çok da popüler bir başlık olduğu için özellikle şu an Pentest'ten sonraki Next Generation, Next Best Thing olarak ifade edilen bir kavram açısından. Dolayısıyla Red Team benim özellikle şeyde piyasada çeşitli çevremdeki insanlardan duymuş olduğum ifadelere göre bazı tanımlarını aslında kırmızı takıma bir kırmızı takım adına ifade edilen şeylere, argümanlara bir kırmızı kart çıkartmak şeyiyle, esprisiyle böyle bir şeyler ismi geçen başlıkları da bu tarafta değinmek istedim. Mesela sınırsız pentest. Yani Red Team herhangi bir şekilde ilk etapta duyduğumuzda sınırsız pentest sanki böyle bir sınırsız akbille ulaşım sağlamak gibi bir anlamı da ifade ediyor sanki. Ama sınırsız pentestin aslında belki de sektörde aslında ifade etmeye çalıştığı herhangi bir kapsam sınırlaması olmadan bu hizmetin yerine getiriliyor olması gibi bir anlam çıkartılmaya çalışılıyor ama bu kesinlikle değil. Sosyal mühendislik ve fiziksel ataklar olan pentest gibi böyle bir yoruma, ifadeye de denk geldim açıkçası. Dolayısıyla bu da kesinlikle bu şekilde olmadığını söylemeye çalışıyoruz. Olası sızma testi senaryosu veya sızma sonrası herhangi bir kurum içerisinde bir sızma gerçekleşirse bundan sonraki aslında kurumda ne türde riskler ortaya çıkabilir, bunları belki simüle etmek için bir hizmet olduğundan farklı bir şekilde algılandığına denk geldim. Bununla beraber bir de en kötü durum senaryosu gibi bir örnekle de karşılaştığım oldu. Burada ben aslında arka plan olarak Pentest'te geçmişinden gelmiş biri olarak bu kavramların içerisinden sıyrılıp Red Team'in aslında ne olduğuyla alakalı kısmı öğrenmek biraz sancılı oldu. Özellikle bu tarafta var mı bilmiyorum. Hiç Mehmet denk geldi mi, chat'i göremediğim için şey yapamıyorum, değerlendiremiyorum ama Blue Team'den hiç arkadaşlar var mı burada? Ben bunu söylemeyi, uyarmayı unuttum dostlar. Konuşmacılara tek tek hatırlatacağım. Abi herhangi bir true false soru sormak istediğinde hani Blue Team'den olan arkadaşlar artı biri yazsın diyecek. Sen göremeyeceksin ama hani sorarsan bana ben buradan seslice sana hemen cevap verebilirim dostum. Tamam, mesela Blue Team'den gerçekten hani gerçi Discord'da bunu sormak için ne kadar makuldür bilmiyorum ama Blue Team içerisinde olan arkadaşlardan şöyle bir kabaca şey alabilir miyiz? Blue Team'den olan dostlar artı biri yazsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi görüyorum. 6. Tamam. O arkadaşları dışarı alabilir miyiz? Tamam. Çıkın. Yani çünkü Blue Team tarafıyla ilgili olan kısımlar aslında birçok böyle Red Team'den gelen şeyleri ve bir takım nasıl püf noktaları ifşa ediyor olacağız. O yüzden o arkadaşlardan tabii şaka yolu söylüyorum ama onların da çok işine yarayacak şeylerden bahsediyor olacağız. Dediğim gibi yani pentest yaptığımız zamanlardaki hikaye biraz da böyle hani ben bunu şeye de benzetiyorum. Bizim temelin zengin bir şeyin bir adamın arabasına çarpıp da ondan sonra inip işte kendini acındırarak veya işte fakirinden dem vurarak hasarı karşılamayacağı için onu kendini affettirmeye çalışıp bir sonraki şeyde ışıklarda tekrardan gelip arkadan vurduğu zaman hani bir pişkinlikle benim abi benim kusura bakma falan diye böyle sırıttığı format aslında bizim pentest kafasındaki olan hikaye gibi. Yani adam istediği gibi içeride bir gürültü çıkarttığında ya da bir takım servisleri sürekli crash ettiğinde ya da onları bir farkına varabilecekleri bir takım değişiklikleri yaptığında otomatikman ben pentesterim şeyini becini veya şeyini kullanabiliyor kozunu ama İş Red Team'e geldiği zaman bu iş maalesef böyle değil açıkçası. Çünkü içeride yazacağımız en ufak bir komutun bile yakalanma ihtimaline karşılık mümkün mertebe en üst seviyede dikkati, azameti göstermeniz gerekiyor. Bu alana geldiğinizde iş ciddi anlamda değişiyor. Mesela ilkelerinden bahsedecek olursak Red Team'in
bir düşman benzetimi olması ama öykünmesi olmaması gibi bir ifade var. Bunu tabii Türkçe'ye çevirmeye çalıştım ben. Literatürde bu düşman simülasyonu ama bir emülasyon olmaması anlamına geliyor. Emülasyon, simülasyon farkını da şöyle anlatabilirim. Emüle etmeye çalıştığınız şey aslında bir örneği olan kavramın aslında birebir aynısını uygulamaya çalışıyor olduğunuz anlamına geliyor. Yani bir APT grubunun aynısını yapmış olduğu saldırıların birebir aynısını ben benzetmeye çalışsam kendimi bu bir emülasyon haline alabilir ama iş benzetim olduğu zaman yani simulation dediğimiz kısma geldiğimizde aslında burada kontrol tamamen bende. Yani bir düşman profilini sergiliyorum veya bunu simüle ediyorum ama kontrol başka örnekteki gruplarda yapılan saldırı türlerinin birebir aynısını yapmak değil. Tamamen benim kararım, benim uygun görmüş olduğum o andaki fırsatlara veya çeşitli taktiklere göre uygulayabileceğim şekildeki süreçle ilerliyor. Ve bu ülkelerin içerisindeki en önemli noktalardan biri aslında ulaşmaya çalıştığınız şey bilgi olması. Yani burada işte bir domain admin hesabını ele geçirdim ve sonrasında da ben hani bu şeyi bir gün içerisinde olabilecek bütün hassas sistemlere erişimi sağladım. İşte içeride ben NIS'umu koşturdum, servisleri taradım, onları keşfettim şeklinde bir süreç değil. Yapmaya çalıştığınız şey aslında domain admin'in sadece ve sadece ihtiyacınız varsa şayet böyle bir şey gerçekten bir araç olarak ele geçirmeye yöntemini, taktiğini belki kendi senaryonuz içerisine dahil edebilirsiniz. Onun dışında maksadınız bir red team hizmetini bir müşteri tarafından kurgularken onların gece en azından kabuslar görmesine sebep olabilecek hangi hassas veriler ele geçirilirse sıkıntı yaşayabilirler veya işte hangi sistemler en azından hassas bu tarz içerikleri barındırıyorsa bunların saldırganlar tarafından manipüle edilmesi durumu söz konusu olursa bunlar sıkıntı yaratabilir. Bunları sorduğumuzda zaten otomatikman domain admin gibi bir kavram hiç kimsenin aklına bile gelmiyor. Burada da yine en önemli noktalardan bir tanesi hız değil, gizliliğin önemli olması. Tabii bunun için böyle argo temelinde başka bir tabir var ama bizim için burada önemli olan şey ne kadar hızlı şekilde sonuca ulaştığınız değil, mümkün mertebe ne kadar aslında gizli ve radar altında kalabilecek öncelikteki aslında taktikleri uygulamaya çalıştığınız, bunları keşfedip bunları ön plana koyduğunuzla alakalı. Ve proaktif defans tabii ki bence de desteklenmeli. Yani bir şekilde Blue Team veya karşı tarafta bir güvenlik ekibi, güvenlik operasyonları sürecini yöneten bir ekip varsa onların tespit etmiş olduğu çeşitli durumlar üzerinden hani bir aksiyon almaları, işte güvenilir IP adresleri haricindekileri ben bir şekilde engellemeye çalışabilirim gibi bir şey olabilir ama yani diğer bir bakış açısından bunun bir limiti olması gerekiyor. Atıyorum dönemsel toplantılarda durum güncellemesi, bilgisi paylaşıldığı zaman işte Red Team ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu başarılar veya ulaşmış olduğu noktaların şeyinde, detayında ben işte atıyorum içeride bir iki sistem sızmasını gerçekleştirebildim. Buralardan da şu hassas verileri buradan bir şekilde dışarıya kaçırabildiğim gibi bir bilgi paylaşılması gerekir ama bu paylaşılması doğrultusunda bu sistemlerin bir şekilde üzerindeki erişimler, bağlantılar veya bilgilerin kapatılıyor olması, siliniyor olması da yani karşı taraftaki aslında bakış açısının, vizyonun farklı olduğunu ve olması gerekenden farklı olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu sonuçta bir tarafın kazanması gereken bir oyun değil. Sadece aslında iki tarafın birbirleriyle koordine olarak mevcuttaki seviyelerini en üst mertebeye nasıl ulaştırabileceklerinin araştırmasını gerçekleştirmeye çalıştıkları bir servis hizmet olduğunu farkında olmak lazım.
Ve bazı noktalarda aslında kapsam bakımından insanların çeşitli vizyon noktasında şeyleri eksik bakış açıları olabiliyor. Mesela fiziksel özellikle red diye bir şey olduğu zaman ben fiziksel kısmını çok bu konuda gerçekçi bulmuyorum diyenler var ama eğer bu hizmetin sağlanmaya çalışılan bir güvenlik duruşunun üst seviyeye çıkması ve bunun gerçek bir saldırı doğrultusunda bu taraftan da bir takım sıkıntılar getirebileceği öngörülebiliyorsa bu tarz şeyleri de değerleri de içeri dahil etmekte açıkçası ben hiçbir şey göremiyorum. Yani gerektiğinde isterseniz fiziksel de bu işin içerisine dahil edebilirsiniz. Tabii bu temel ilkelerden bir tanesi dediğim gibi yine kazanan bir tarafın olmasından ziyade iki tarafın yani hem Blue Team'in hem de Red Team tarafındaki çalışan ekiplerin yeri geldiğinde birbirleriyle bir takım bilgilendirmeleri yapabiliyor olmaları gerekiyor ki üzerinde oturup değerlendirip biz bunu daha iyi nasıl yapabiliriz şeklinde bir sonuç çıkarım ortaya koyabilsinler. Tabii bu dediğim gibi çok popüler bir başlık olduğu için Red Team insanlar ilk etapta duydukları zaman bu servisten mümkün mertebe en çabuk şekilde faydalanmaya çalışıyorlar veya sahibine bu hizmetin bir şekilde kendi bünyelerinde oluşturulmasını yakın zamanda en azından planlarına dahil etmeye çalışıyorlar ama Drak abimizin de burada vermiş olduğu bakışta olduğu gibi yani bu bir takım aslında bazı kontrol noktalarının sağlanmış olması gerekiyor ki biz Red Team hizmetinin uygulandığı zaman bir veriminin gerçekten bu süreçte yapılan yatırımların karşılığını alabileceğimizden bahsedebiliyor olmamız lazım. Red Team işlemini gerçekleştirene kadar aslında bir takım süreçler o kurum içerisinde belirli bir seviyede olduğunu varsaymak lazım veya varsayarak bu tarz planlamada yapmak lazım ki kimse sonuçta bu işin sonunda ortaya koyulacak bir yatırım hem maddi hem de zaman bakımından yapılacak olan yatırımı boşa gitmesini istemiyor olacaktır. İşte eğer içeride bir güvenlik operasyonları merkezi, işte endüstri standart denetimi süreçleri, oturmuş bir endüstri standart denetimi süreçleri, düzenli belirli aralıklarla yapılan zafiyet taramaları ve bunların giderilmesiyle alakalı bir takım süreçler, kaynak kod analizi, in-house veya third party dışarıdan alınan uygulamalar için herhangi bir kaynak kod analizi yapılıyorsa, sızma testleri düzenli olarak gerçekleştiriliyorsa şayet ancak bu noktadan sonra bir Red Team hizmeti halihazırdaki bu süreçler gerçekten doğru çalışıyor mu, doğru işliyor mu? Ben gereken aslında gerçek bir böyle bir dışarıdaki bir düşman tarafından bir saldırıya uğrasam buna gereken cevap reaksiyonları almam gereken önlemleri doğru şekilde uygulamış mıyım gibi kontrolleri sağlamak mümkün olabilir. Dolayısıyla yani bu tarz süreçlere eğer henüz daha oturmadıysa Red Team kısmına gelmeden önce sorulması gereken müşteri tarafına işte network'ünde ne olup bittiğinden haberin var mı? Ya da en azından neler barındırıyorsun, ne türdeki süreçleri tamamlamışsın bunları doğrulamak gerekiyor. Ki daha sonrasında bu dediğim gibi servislerden hizmet alınabilirsin. Şimdi bu zamana kadar en azından ilkelerinden de bahsettiğimiz gibi bir nasıl diyeyim rol aslında biçiliyor bu Red Team hizmetindeki tarafa. Ben buna şeytanın avukatı ismini veriyorum. Yani hatırlar mısınız filmi bilmiyorum ama bizim Al Pacino abimizin çok güzel repliklerinin de olduğu, nedense Oscar alamadı bu filmde ama çok güzel repliklerinin de olduğu aslında bir filmdi. Burada da bizim bu şeytanın avukatlığı yaptığımız kısımdaki detayı vermiş olduğu bir takım replikleri var göndermeyle alakalı. İşte diyor ki seni bir şekilde geldiğini fark etmemeleri ve işte kendini bir şekilde küçük gösteriyor olman, onların dikkatini de çekmeyecek şekilde aslında onlara yaklaşıyor olman şeklinde bir şeyi var, repliği var. Çarpıcı bir şey,
karşılaştığım aslında bir sözdü. Onu da bu tarafa şey olarak, not olarak aldım. Çünkü birazdan anlatacağım kısımda zaten ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. Red Team'in kökeni bir Latince aslında kelimenin detayında var. Yani şeytanın avukatlığını yapmayı ifade eden bir kavram. Telaffuzu biraz zor. Paramedetatio malorum diye geçiyor Latince'de. Ve daha çok eski dönemlerde aslında satranç gibi savaş simülasyonlarında bir takım yapılan çeşitli saldırı yöntemlerine karşı ne gibi savunmalar geliştirilebilir. Bu tarz içeriklerden aslında geliyor. Hatta bununla ilgili bir çok kısa hikaye de anlatmak isterim. Satrancı bir şekilde bilen veya daha önceden bu tarz satranç oynayan ustalardan duymuş olanlar vardır. Bobby Fischer, eski dünya şampiyonu. 17 Ekim 1956 tarihinde işte New York'ta bir Marshall Chess Club turnuvasında o dönemde yaşı 13 olmasına rağmen Amerika şampiyonu olmuş olan Donald Byrne, ismini bu telaffuz kısmını hep kaçırdığım için bir yere not etmiştim. Büyük ustayla beraber karşı karşıya geliyor. Donald Byrne 1953'te o zaman Amerika satranç şampiyonu. Bobby Fischer gelecek vaat eden bir oyuncu ama yani az önceki dediğim gibi o şeytanın avukatındaki replikte olduğu gibi çok fazla hem dünyanın hem de aslında rakiplerinin çok böyle kendisinden henüz bir kendileri açısından bir gelecekte dünya şampiyonu olabileceği yönde bir izlenimi veren henüz bir oyuncu değil. Ve o tarihte oynanan, ikisi karşılıklı arasında yapılan oyunda sonrasında otoriteler ve yani tarih içerisinde yüzyılın oyunu diye geçen bir oyun gerçekleşiyor. Açılışta ve orta şeye kadar, oyun ortasına kadar herhangi bir sıra dışı bir durum yok. Ve aslına bakacak olursanız o tarihte ve bugünümüze kadar da genelde büyük ustalarda da karşımıza çıkan hani sıra dışı veya beklenenin dışında aslında çok oyun sergileyen alternatif şeyleri kurcalayıp oralardan karşı tarafın savunmasını etkisiz hale getirip mecburi tamamen çaresiz bir şekilde oyun sonuna kadar karşı tarafı alt edebilecek bir takım senaryoları deneyen oyuncu da çok fazla çıkmamış tarihte. Bobby Fischer'in zaten bu konudaki satranç camiasına kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Adam bu tarihte gerçekleşen oyun 17. hamlesinde bir vezir fedası yapıyor ve oyun sonuna kadar aslında karşı tarafın tamamen savunmasını etkisiz hale getirip kendi ortaya koymuş olduğu stratejisini hem karşı tarafa nasıl bir sonuçta sonlanabileceğini fark ettirmeden o kaderine doğru almak istediği sonucu elde edecek şekilde yönlendirmesi doğrultusunda bir mat ve zaferle sonuçlanıyor ve literatüre de o oyunun detaylarını bir link olarak da paylaştım. Meraklı olanlar varsa inceleyebilirler. Aynı böyle bir red team operasyonu gibi planını, stratejisini ortaya koyup yeri geldiğinde gerekli fedalarla ve karşı tarafın savunmasını tamamen eksiz hale getirip hiçbir cevap veremeden almak istediği şeyi ortaya koyabiliyor. Şimdi hep bir senaryo kısmından bahsediyoruz. Dolayısıyla senaryo ile ilgili olarak kastettiğimiz şey şu. Şeytanın avukatı olarak bir rolün oynanması gerekiyor Red Team bünyesinde ve karşı tarafın kendisi açısından herhangi bir şekilde olumsuz bir sonucu beklemediği yerlerde ve oralarda kendisini aslında güvenli hissettiği argümanlarda bunun geçerli olup olmadığı bir şekilde masaya yatırılıp ölçülüp ve çeşitli bir taktiksel bakış açısıyla bunun tutarlılığının olup olmadığı kontrol edilmesi gerekiyor. Yani temelinde aslında ya şöyle olsaydı şeklinde bir doğrulama yapmanız gerekebiliyor. Mesela benim hani yakın zamandaki en azından karşılaştığım bir gerçek hikayenin senaryosal bir çeşitli işte hassas şeylerin kısımların ifşa olmaması için senaryolaştırdığım haliyle olan detayını anlatacak olursak işte hedef kurum kendi dış dünyası açısından kendi güvenlik duruşunu ele aldığında herhangi bir
sıkıntıyı açıkçası almış olduğu önlemler doğrultusunda beklemediğini öngörüyor ve diyor ki yani ben bununla ilgili bir şeytanın avukatlığını yapıp böyle bir şeyde senaryo üretilse bana nasıl bir atak vektörü ortaya konulabilir, nasıl bir senaryo gerçekçi olabilecek olan bir senaryo saldırılabilir diye. Mesela üretilen şeyde alternatif bir hikayede, senaryoda deniliyor ki dış dünyadaki erişim noktalarından belki erişiminiz hani güvenli olabilir ama sonuçta bu kurumun kendisinin dışarıdan çalışmış olduğu üçüncü parti bir takım şeyler var, kurumlar var. Ve bu kurumlarla bir şekilde mevcuttaki ortaklıkları sebebinden mütevellit tanımlanmış çeşitli istisnalar, erişimler ortaya konulabiliyor. Ve hatta bu kurumun aslında ortaklaşa belirli bilgileri alışverişini yapabilmeleri için hem kurumun kendi bünyesinde hem de hedef kurumun içerisinde yer alabilecek aslında bir yazılımın iletişim kurması doğrultusunda saldırganlar kuruma direkt internet üzerinden erişebilecekleri servislerde değil, üçüncü partideki internet üzerinden erişilebilecek sistemleri bir şekilde tarayıp oralarda bulmuş oldukları açıklıklarla sistemde bir sömürü gerçekleştirip bu sistemle diğer taraftaki erişim sağlanılan üçüncü bir kütüphane, bir framework'ü aslında tetikleyerek saldırıyı başarılı kılmayı gerçekleştirebiliyorlar test ettiklerinde. Bunu da yine bu senaryolaştırdığım hikayenin aslında detaylarındaki adımları nasıl gerçekleştirdiğini hem taktiksel hem de pratik anlamındaki kullanılan yöntemlerle, metotlarla anlatmaya çalışacağım. Tabii öncesinde bir takım hazırlıkların gerçekleşmesi gerekiyor. Red Team işinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için. Bu hazırlıklardan bir tanesi kendi açınızdan en azından bilgi toplamak ve kurum veya hedef hakkında zamanı geldiğinde bir şekilde hazır olabilmek için kurumsal Facebook diye benim ifade ettiğim LinkedIn'i içerisinde çeşitli gerçek şüphe uyandırmayacak türdeki hesaplar oluşturup network'ümüzü öncesinde bir şekilde hazır hale getirmeniz gerekiyor. İşte hesabı sizin hedef alacağınız türdeki kurumların profillerine benzer şekilde oluşturup daha sonrasında bu oluşturduğunuz profilin ağlarım kısmında gelip farklı kişilerle aslında network'ünüzü, bağlantılarınızı oluşturup bir şekilde havuzu genişletiyorsunuz. Ve bunu belirli aralıklarla rutin bir alışkanlık haline dönüştürüp mütemadiyen ağın genişletilmesi devam edilebiliyor. Bunun hatta çok daha kolay yollarından bir tanesi var. Kullanmışsınızdır LinkedIn'i. İşte ağın kısmına tıkladığınızda menüye size LinkedIn otomatik olarak çeşitli şeyleri de önerebildiği hesapları da karşınıza çıkartıyor. Mesela bunları ekranı kaydır dediğiniz zaman bir Ajax şeyiyle çağrısıyla otomatik olarak aşağı ekstradan yeni katmanları ekliyor. Bunu binlercesine boğuşturacak şekilde aşağıya kadar kaydırdığınızı düşünün. Günün sonunda hepsine tek tek tıklamanıza da gerek yok. Sayfa yeteri kadar sizin binlerce adet şeyi bağlantıya davet edebileceğiniz hale dönüştüğünde browser'ın geliştirici araçlar kısmına girip bir JavaScript tetiklemesini bu menü altından çağırdığınızda otomatik olarak oradaki şeye, alma, ekle, bağlantı isteği, gönder kısımlarının hepsini tetiklenebiliyor. Bunu düzenli olarak yaptığınızda da kendinize en azından böyle bir senaryoda ihtiyaç olduğu zaman hali hazırda bir profil oluşturmuş oluyorsunuz. Alan adları. Doğal olarak testlere, pen test açısından bakıldığı zaman alan adları genelde ihtiyaç olduğu zaman hazırlanılıp daha sonrasında bunların genelde yatırımları veya bunların bakımları çok fazla yapılmaz. Ama özellikle Red Team tarafına gelindiği zaman hem
komuta kontrol merkezleri hem de sosyal mühendislik türündeki saldırıların gerçekleştirileceği senaryolarda sağlık çalışan aslında bir alan adlarına ihtiyacı var red team ekiplerin. Burada da sağlıklı yaşlandırma denilen bir yaklaşım sizin özellikle belirli kriterlere dikkat ederek uzun vadede bir şekilde yakalanmadan veya bir şekilde kara listeye girmeden o alan adlarının elinizde kalmasını sağlamaya çalışmanız yaklaşımı. Eğer başarılı bir şekilde uzun vadede yani günler içerisinde değil de haftalar veya aylar içerisinde yaşamını devam ettirebilen alan adları mevcutsa bunları bazı yaklaşımlarda red team ekipleri sadece işleri bittikten sonra kapatıp tamamen yakıp çıkmayı tercih ediyorlar ama eğer başarılı bir aslında model tercih edilmişse yani sadece bir müşteriye özel değil de genel anlamda kullanılabilecek türde bir alan adı varsa bunları tekrar tekrar kullanılması da ve ona yönelik de aslında yatırım yapılması da tavsiye edilebilir. Ve mümkün mertebe aslında müşteri hedef alınabilecek olan müşteri adlarının içerisinde yer almadığı alan adları tercih edilmesi en mantıklı olan yaklaşımlardan bir tanesi. En azından eğer illaki müşteri adı geçmesi gerekiyorsa bunun şeyin içerisinde alan adı yapısı içerisinde ikinci aşamada yani top level domaininden sonraki kısımda yer almaması gerekiyor. Belki üçüncü aşamada bir subdomain olarak tercih edilmesi söz konusu olabilir ama benim de tavsiyem daha çok jenerik tarzdaki şeyleri alan adlarının kullanılması ve yaşlandırılması. Command and Control ve oltalama sunucuları hiçbir şekilde aynı ortamda yer almaması gerekiyor. Çünkü yeri geldiğinde oltalama sunucularının yer aldığı servisler bir şekilde alan adları doğrultusunda engellenebiliyor. Orada çalışan payload bağlantı sağlamaya çalıştığında bu alan adlarını eğer kara listeye girmişse bir şekilde bunlar ifşa olmuş oluyor ve tekrardan oluşturulması gerekiyor ama command and control sunucularının olduğu kısımlar en azından aynı sunucularda yer alması, aynı domainler içerisinde yer alması sizin yakalandığınız ilk aşamadaki ifşa olmuş olan domainlerden diğerlerine geçiş yaptığınızda birbirlerini etkilememiş olması beklenilen yaklaşımlardan bir tanesi. Ve bu alan adlarının en azından devamlılığını sağlamak için çeşitli servisler var. Bluecoat, Palo Alto, Checkpoint, McAfee. Bu servislerin kendi alan adlarının sağlıklarıyla alakalı bir kontrol hizmeti sunabiliyor. Yani işte bu alan adı bir spam midir veya işte içerisinde ne türde kategorizasyonlara göre sınıflandırılıyor. Bunları hali hazırdaki hedef kurumların kendi güvenlik çözümleri içerisinde kontrol etmelerini sağlayan bir servise ulaşabildiklerini veya ulaşmalarını sağladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu servislere alan adlarınızı kaydettiğinizde daha uzun vadede en azından hayatta kalmalarını sağlayabiliyorsunuz. Burada önemli noktalardan bir tanesi aslında altın kategori dediğimiz belirli kategorilerin bu servisler içerisinde bir şekilde dokunulmaz sınıfına giriyor olması. Ve bu çok ilginçtir ki Palo Alto'nun kendi sitesinde vermiş olduğu bir yaklaşımlardan bir tanesi. O da diyor ki sağlık, kamu, finans, askeri ve e-ticaret kategorisine yer alan domainler bir şekilde kendi ürünleri içerisinde en üst seviyede bypass dediğimiz onlara herhangi bir şekilde bir tarama gerçekleştirmeden ayrıcalık tanınabilir hale gelebiliyorlar. Bunların sebepleri niye olacak derseniz tabii ki bunun sebebi bir takım regülasyonlarla alakalı. Yani sağlık, kamu, finans, askeri ve e-ticaret uygulamaları içerisinde yer alan içeriklerin SSL decryption'larını gerçekleştirip içerisinden hassas verileri çıkartmak bazı regülasyonlara göre hiçbir zaman uygun bulunmadığı için bunlardan kaçınmaya çalışılıyor ve best practice'leri bunu özellikle söylüyorlar. Bu kategoriler içerisinde yer alırsa bu alan adları en azından daha uzun vadede hayatta kalabiliyor. Bilgi toplama tarafıyla ilgili stratejilerden bahsedeyim. Özellikle pasif bilgi toplama ile ilgili sıklıkla kullandığımız araçlarımız var. AMS, Shodan ve Sensis'in mesela şeyleriyle, tokenlarıyla kullanılırsa
Çok başarılı bir, aslında size şey çıkartabiliyor harita. Onunla beraber IP alanını tespit etmek için kullanılan bir RCID aracımız var. Sertifika bilgileri üzerinden bir hedef hakkında bilgi toplamak adına CertSH kullanılabiliyor. Metadata analizi yapabilen Paymata isminde bir araç var. Bunları tabii daha öncesinde de bahsettiğim gibi sadece araç ismi vermekten değil ama bazı araçların özellikle Red Teaming tarafındaki sağlamış olduğu avantajlardan dolayı ön plana çıktı. Biliniyor ve o yüzden bunlar burada paylaşmak istedim sizlerle. GitHub üzerinde de çok hassas bir takım paylaşımlar olabiliyor. Özellikle GitHub tarafında kod paylaşımları veya işte konfigürasyon paylaşımları falan yapıldığını araştırmak isterseniz bunları da otomatize etmenizi sağlayacak bir araç da mevcut. Tabii bununla beraber sıklıkla aslında sizin elle yapmış olduğunuz Google üzerinden sorgulamalar, yani Google Hacking de kullanılıyor. Yine benim en çok tercih ettiğim ve yani beğenmiş olduğum Google Dog sorguları, işte hedef kuruma ait olan çeşitli yapıştırıp paylaşmak için kullanılan platformlardaki ifşa olmuş olan bilgiler var mı, bunları sorgulamayı sağlıyor ilk kısmı. İkincisi de işte hedef kuruma ait bulut hizmeti sağlayan servis sağlayıcılarda bir instance'ları mevcut mu, bunları listelemesini sağlayabiliyor. Ya da işte LinkedIn'de özellikle çeşitli hedef alınabilecek son kullanıcı tarafındaki profillerin araştırılması yapılması isteniyorsa bu tarz Google Docs sorguları da ön plana çıkıyor. Tabii bu bilgi toplama ile ilgili olan kısımlarda özellikle sızdırılmış veriler çok ciddi anlamda değer arz ediyor. Örneğin saldırganların e-posta formatı konusunda, yani Red Team çalışanlarının e-posta formatı konusunda yorum getirebilmeleri, paroları tahmin etmeleri konusunda ve ilerleyen taraf slaytlarda da göstereceğim, bazı servislerde özellikle olarak kaba kuvvet işlemlerini gerçekleştirmede de ciddi avantaj sağlayabiliyor. Hatta bu noktada da daha önceden hiç karşılaşmadıysanız çeşitli ifşa edilmiş, sızdırılmış verilerle ilgili toplanan arşiv ve bunun içerisinde yer alan bilgilere erişebileceğiniz bir şeyi de paylaşıyorum, adresi de. Buradan aşağı yukarı 70-75 GB civarı bir arşiv mevcut. İndirip onun içerisinden de bu bilgilere erişebiliyorsunuz. Şimdi dışarı tarafındaki uygulanabilecek olan yaklaşımlar, metodolojiler, taktikler nelerdir, püf noktalar nelerdir? Onlardan bahsediyor olacağız. Active Directory ile ilgili bir kaba kuvvet uygulaması yapmak her zaman için aslında dış ağdan daha mantıklı. Çünkü iç ağda bunların takip edilmesi ve bir şekilde bir yerlerde loglanabilmesi ile alakalı zaten şeyler, servisler veya çözümler hazır olduğu için bunları dış ortamlardan denediğiniz zaman bu tarz tetiklenebilecek noktalara, hassas noktalara değmeden işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bunlardan bir tanesi de aslında genel anlamda VPN olabiliyor. Tabii içerisinde herhangi bir şey mevcut değilse, iki faktörlü doğrulama durumu söz konusu değilse, en azından geçerli hesapları tespit etmek adına VPN servisleri kullanılabiliyor. Ve daha çok özellikle dışarıdan yapılan testlerde web uygulama sızma testine benzer bir odakla yaklaşım maalesef hani çok öncelikli tercih edilmiyor. Bunu hani hem mevcutta sarf ettiğiniz efor ve kaynakla ilgili olarak da değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu tarz işleri yapan sadece web güvenliği üzerine çokça başarılı ekip arkadaşları mevcut piyasada. Onların yaptığı bakış açısıyla testlerin çok kompleks olan uygulamalardaki yaklaşımları, süreçleri farklı oluyor. Ama eğer hasbelkader bir şekilde bir web uygulaması üzerinde mizafiyet tetiklenmesi durumunda böyle bir şeye ihtiyaç olursa, bu tarz ekipteki arkadaşlardan da Red Team tarafına en azından destek sağlayabilecekleri şekilde yardım alarak bu tarz noktalara da bir şekilde üstünden yeri geldiğinde ihtiyaç varsa geçilmesi söz konusu olabiliyor.
Ve daha çok web uygulamaları üzerinde mesela sızdırılmış hesap bilgilerinin test edilmesi mümkün mertebe kaçınılmaması gereken yerlerden bir tanesi. Örneğin yakın zaman içerisinde yapılan bir çalışmada bu bir önceki slide'da bahsetmiş olduğum sızan veriler içerisindeki hesap bilgileri denenmesiyle beraber kurum içerisinde ortalama 250-300 civarı aslında başarılı giriş işleminin tespit edildiği bir örnekle karşılaşmışlığımız var. Ve dışarıdan en azından gerçekleştirilen uygulamalardan bir tanesi de aktif bilgi toplama kısmı. Burada da daha çok tercih ettiğimiz araçlardan yine bahsedeceğim. Aquaton web sitelerinin ekran görüntüsünü almak, yani hem bunların aramalarını hedef kuruma ait olan sistemleri keşfedilmesinde aramalarını gerçekleştirmesinde hem de ekran görüntülerinin alınmasında kullanılıyor. Dizin, web dizinleri üzerinde kaba kuvvet kabul edebilir mertebede aslında Red Team metodolojisinde uygulanan bir yöntem. Ortada bir web servisi varsa bunun dizinleri içerisinde işte hassas bilgilerin yer alabileceği bir takım yerlere erişmek için bu araçlar kullanılabiliyor. MMAP yine keza aktif bilgi toplamada aslında yine kullanılan default araçlardan bir tanesi port ve servis taramaları için, ama özellikle burada bir püf noktası var. MMAP kendi içerisinde ön tanımlı olarak mesela bir user agent, içerisinde MMAP değeri geçen bir user agent kullanıyor. Dolayısıyla bu ben de çok yakın zamana kadar aslında bunun bu püf noktasına henüz denk gelmemiştim. Eğer içerisinde MMAP user agent değeri içerisinde MMAP bilgisi geçiyorsa otomatikman karşı taraftan yapmaya çalıştığınız bütün şeyler, taramalar engellenebiliyor. Dolayısıyla bu noktada farklı karşı tarafta güvenilir türdeki bir user agent bilgilerini ekleyerek taramaları gerçekleştirmeye dikkat etmek gerekiyor ve eğer uzun vadede bir takım portlara yapılan prop istekleri karşı tarafta tetiklenirse engellenebiliyor. Bunları aşmanın yöntemlerinden bir tanesi de yine bu taramaları Tor gibi servislerin arkasından gerçekleştirip mümkün mertebe karşı tarafta iz bırakmamaya çalışmak olacaktır. Yine dış ortamda en azından en sıcak konulardan bir tanesi de NTLM kaba kuvvet saldırıları. Yani bu şu demek, sizin kurum içerisindeki çeşitli parola politikaları uygulandığı engellere takılmadan dışarıdaki servisler üzerinden kurum içerisindeki hesapların aslında doğrulamasını ve hesapların geçerli olan parola NTLM eş karşılıklarını test etmenizi sağlayabiliyor. İşte Office 365, Exchange, Skype Business bunlardan bir tanesi. testconnectivity.microsoft.com üzerinden de çeşitli araçları mevcut. Ve bununla beraber ADFS servisi var. Bu servis mesela sizin işte adfs.hedefkurum.com diye yazdığınızda karşınıza çıkan sayfaya mesela admin şeyini, kullanıcısını giriş yaptığınızda direkt ADFS servislerinin yer aldığı instance'a yönlenebiliyorsunuz. Ve bu instance'da da aşağıda yer alan linklerin üzerine NTLM kaba kuvvet saldırıları uygulanabiliyor. Eğer instance'a erişebilirsiniz, bu linkler de üzerinden herhangi bir tanesi mutlaka geçerli olarak NTLM kaba kuvvet saldırısında imkan tanıyor size. Bununla beraber sosyal mühendislik tarafına geçeceğim. Mehmet, bu arada beni duyuyor musun? Duyuyorum abi, evet. Tamam. Süre olarak ne vaziyetteyim ben? 10 dakika aşmış durumdasın. 10 dakika aşmış durumdasın. Aynen. O yüzden yani, speed up edebilirsen birazcık iyi olur belki de dostum. Tamam. Yani duruma göre o zaman değinmem gereken yerleri yani, hızlıca değineyim. Major kısımlara bir dokunup geçersen güzel olabilir abi. Tamam. Son kullanıcı avında özellikle burada değinmek istediğim kısımlar var. Office 365 çok popüler kullanılıyor ve tercih ediliyor. Çok da başarılı bu konuda. Sadece bir püf noktasını paylaşayım. SMTP header'larına dikkat edin. Çünkü bağlantı yapılan kullanıcı ve IP bilgisinin yer aldığı kısımları SMTP header'ına ekleyip karşı tarafa gönderebiliyor. Dolayısıyla bunu bir kural girerek SMTP
Exchange Admin üzerinden şeyleri girip, rule'lara girip bunları engellemeniz gerekiyor, kaldırmanız gerekiyor. Aynı anda 5 adrese 15 dakikada bir aslında gönderim yapmak en verimli olan noktalardan bir tanesi. Ve bunları BCC tarafına eklemeniz yine karşı tarafta hiçbir şekilde bir problem teşkil etmeden gayet güzel çalışabiliyor. Benim tavsiyem hiçbir şekilde bir ek attachment içerisine zorla değilseniz yerleştirmemeniz. Link üzerinden bunların paylaşımını yapmanız en mantıklı olan noktalardan bir tanesi. Proofpoint gibi bu tarz email security çözümleri bu yaklaşımları sergilerseniz size herhangi bir sıkıntı çıkarmıyorlar. Dolayısıyla onlarla iyi geçindiğiniz müddetçe de karşı tarafa hiçbir sıkıntı yaşamadan maillerinizi indirebiliyorsunuz, indirtebiliyorsunuz. Makro eklentiler oluşturma noktasında da yine Red Team'e en uygun şeyi veren, sonucu veren araçlardan bir tanesi mesela Cactus Torch. Oluşturduğu şeyler, belgeler, ofis belgeleri içerisinde hem yakalanma oranı düşük hem de isterseniz anlık hemen konut çalıştırma işini yapabiliyorsunuz. Ama buna daha güvenli bir yaklaşım nedir derseniz daha çok registry üzerinden yapılan değişiklikleri sağlamak daha OPSEC'ta şeyi seviyesi yüksek. Yine EvilClip'i de internette bu tarz işleri daha kolay gerçekleştirmenizi sağlayan araçlardan bir tanesi. Template Injection da benim en çok beğendiğim yöntemlerden bir tanesi. DocX'i içerisine bir isterseniz Template Injection yaptığınızda karşı tarafa DocX olarak gönderiyorsunuz. Tıkladığı zaman işte Docx dosyasını indirtip daha sonrasında bunun içerisinde yer alan diğer sizin host etmiş olduğunuz o template'i karşı tarafa göndererek kodumuzu o tarafta yine çalıştırabiliyorsunuz. Bir püf noktası paylaşayım. Mesela karşı tarafa bir işkence çektirme niyetiniz varsa Azure Write Management, RMS tercih edilen yine yöntemlerden bir tanesi. Özelliği karşı tarafa tercih ettiğiniz alıcılara paraları ve şifre ederek şeyi gönderebiliyor, eklentileri gönderebiliyor. Püf noktası da bu alıcının kendi hesabıyla şifrelenmiş olan dosyalar herhangi bir sandbox incelemesinde tespit edilmesi, analiz edilmesi mümkün olmuyor. Çünkü kişinin hesap bilgileri lazım oluyor. Bunu bir şekilde spam olduğunu keşfetse bile kullanıcı gidip eğer bunu güvenlik birimine iletiyor olsa bile veya Blue Team'e adamlardan dönüşü olarak bana parolalarını, parola bilgilerini ver diye iletişime geçmiş olmaları gerekiyor. Adam da derse ki ben parolalarımı veremem. Yani bu kurum şeyine, protokolüne aykırı. Karşı taraf tabii büyük olasılıkla çıldırıyor olacaktır. Eğer böyle bir şeyiniz varsa. İşkence modeliniz. İç ağlarla ilgili hızlıca şeyden bahsedeyim. Cookie, iç ağa girdiğiniz zaman doğal olarak işte içeride Mimikas'la, işte hash'lerle veya account'ların bir şekilde size yağmasıyla ilgili yaklaşımı tabii ki gerçekleştiremezsiniz. Burada daha değerli olan asetlere, varlıklara ilerlemeniz lazım. İşte cookie, bookmarklar, paylaşımlar, birçok zaten daha önceki pentest çalışmalarında da karşılaştığımız birçoğunuz da bu tarz şeyler, süreçlerle karşılaşmıştır. Bu verilerin içerisinde hem bilgi toplama, ileri seviyedeki hassas olabilecek verileri görebilme hem de bunun içerisinden yeri geldiğinde hatta belki de Active Directory'deki bütün yapıyı aslında ortaya koyabilecek detayları görebiliyorsunuz. Eğer iç ağda yapacağınız bir Kerberos işlemi varsa bunu sadece tek bir kullanıcı için saat başı aslında içerideki bu ritimin ACN isteklerine, servis kullanıcılarının ACN değerlerinin isteklerine koyduğu eşiklerden dolayı dikkat etmenizde fayda var. Ters bağlantı olarak alacağınız bir takım şeyler varsa, shell'ler varsa da bunların yaşam sinyalleri için aralığı 5-30 dakika arasında koruma ihtiyaçlarına göre ayarlamanızda fayda var. Şurayı da bahsedeyim. Lab ortamı kesinlikle ve kesinlikle gerekli çünkü karşı tarafta karşılaşabileceğiniz problemlerle ilgili analizleri kendi tarafınıza sağlayabilmek adına çok aslında cüzi miktarlardaki yatırımlarla daha geniş oranda bir vizyon sahibi olabiliyorsunuz. Bir MSDN lisansı, Splunk'ın development lisansı ücretsiz ve 6 aylık aslında içerisinde 50 GB'lık kapasitesiyle
adamlardan talep ettiğinizi alabiliyorsunuz. İşte Dell 230 gibi bir sunucunun ortalama 10K maliyette aldığınızda içerisinde ciddi anlamda bir Active Directory ortamı kurabilecek kadar kaynağa sahip olabiliyorsunuz ve işte Sysmon gibi entegrasyonlarla Blue Team tarafındaki sizin saldırıyı gerçekleştirmiş olduğunuz ekiplerin sizin yapmış olduğunuz saldırının nasıl gördüklerini kendi tarafınızda görebilir hale gelebiliyorsunuz. Bir de en son bir slide'da şeyden bahsedeyim, taktiklerle alakalı İHA'da. Neredeyse hiç kullanmadığım araçlar İHA'da özellikle Red Team için Crab Mebegzek ve Power Exploit. Özellikle bunların eğer içerisindeki çok bilinen yöntemleri hardcore olarak işte modifiye şahin veya doğan haline dönüştürmediyseniz kullanılmaması kesinlikle gerekiyor. En sık kullandıklarım yine Proxy Chains, Socket Impacted, Kerber Hosting diyebilirim. İhtiyaç olursa da MSF, AUX, Mavicus ve Bloodhound'un modifiye edilmiş olan araçlarını kullanıyorum. Çünkü içerisinde özellikle Blue Team'in imzalarını oluşturduğu türdeki değerler yer alıyor. Bunları açıp inceleyip karşı tarafın imzalarını eşleşmeyecek şekilde değişiklikler yaptığınız zaman yine kullanılabilir hale geliyorsunuz. Bu kısmı geçeyim. Çok en azından o tarafta anlatacaklarımda daha fazla zaman almasın. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Varsa soru diyeceğim ama herhalde alamayacağım değil mi? Yok alırız ya. Tüm çete sorarım. Yani bir iki dakikada soru toparlarız. Barkıncığım ağzına sağlık. Çete sormak lazım. Dostlar sunum nasıldı diye. Sunumla ilgili bir anket birazdan gelecek zaten abi. Ağzına tamam, sağlık. Tamam. Teşekkür ederim bro. Gayet güzeldi. Rica ederim. Ne demek? Alkışlar, klepler chatte uçuyor. Bu sunuma ne denir şimdi diye bir anket açılmış Barkın. Şıklarını okuyorum. Bitsin zirvede bırakalım. Birinci şık. Çok iyi. Burayı yıkarlar ve what the fuck diye bir 3 tane options'ım var. O yüzden bakalım hangisi kazanacak. Chat bu konuda kapışıyor. Active Directory ile ilgili tam aradığım şeydi diyen var abi. Herkes teşekkür ediyor dostum. Tamam, süper. Gayet yani. Güzel. Bakıyorum soru var mı? Hani çok benim gözümden kaçtıysa da affola dostlar. Tamam. Yani şeyde linkleri paylaşmıştım en başında. Twitter'dan ya da şeyden LinkedIn'den falan ulaşırlarsa o taraftan soracakları soruları da cevap vermeye çalışıyor. Bizim zaten rejideki arkadaşlar senin Twitter adresini şimdi chatten herkese yazacaklar. Hani soruları tamam. Harici olarak o taraftan alabiliriz. Tamamdır. Dostlar çok teşekkür ederim.